Barış ekranlarından herkese merhabalar. Ben Şef Rafet İnce. Yeni bir hafta yeni yarışmacılarla karşınızdayız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Serkan'cığım ilk seni tanımakla başlayalım. İsmim Serkan Gülük. Bingöllüyüm. 28 yaşındayım. Bekarım. İnsan kaynakları uzmanı olarak bir şirkette çalışıyorum. Yarışmacı arkadaşlara da ne diyeyim şimdi, yani geçmiş olsun derim. Sevda abla hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkürler, sizler iyisiniz. Allah iyiliklesin. Seni tanıyalım. Efendim ben Aslan Arnavut'um. Makedonya göçmeniyim. Evliyim. 50 yaşındayım. 3 tane çocuğum var. Bir kızım evli, ikisim bekar. Ve bu yarışmaya hakikaten çok iddialı geldim. Elim de var, dilim de var. Bu yarışma maşallah benim. Seren Hanım sizi tanıyalım. Merhabalar, Seren Öztürk ben. 41 yaşında, Sivaslıyım. 2 çocuk annesiyim. Niye eliniz aynısı? Çok heyecanlıyım, evet maalesef. Heyecanımı zamanlatacağımı düşünüyorum. Çünkü her daim ekran başında olan bir insan değilim. Ay ekran karşılayacağım. Bir şey söyleyeceğim. Dakika bir, gol bir. Hemen böyle bir rakipleri görünce bir heyecan, bir elin ayağın titredi. Ya evet ya. Kurbanı bulduk galiba. Konuşurken bile böyle şey. Sakin, heyecan çok güzel bir şey. Heyecanlı olmak güzel bir şey. Panik yapmayalım. Adem abi seni tanıyalım. İsmim Adem Özel. Rize'den katılıyorum. 50 yaşındayım. Bu yarışmaya çocuklarım için katılıyorum ve bu yarışmayı kazanacağım. Benim yemeğim. Mutfak burası. Rafet Şef'in mutfağı. Hızlı, dinamik, enerjik, temiz, hijyenik, lezzetli yemek. Haydi. Gel ya pizzayı fırına at, çek, at, çek, at, çek. Artık başı döndü. Ama pişti pizza. Ama hazır. Başı döndü. Bu ne? Abi ben bir hijyen takıntım var. Şunu bu ne? Bu. Streç. Daha kaşar rendeleyeceksin. Fırına atacaksın. O pizza fırında pişecek. O arada sos yapılacak. Maşallah hijyen dersen. Hayır. Bence düğüne geldi. Hayır, 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 hayır. Bırak, 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 bırak. Sosislerin kalınlığı. Aç bakayım. Buyurun yiyin. Ben nasıl yaptıysam aynısını yapacaksınız. Benim yemeğim. Yarışmaya başlamadan önce kısaca size yarışmanın içeriğinden bahsetmek istiyorum. İlk önce benim yapmış olduğum bir yemek var. Bu yemeği benim vermiş olduğum reçete ve tarif üzerinden ve benim sizlere vermiş olduğum süre zarfında yemeklerinizi yapıyorsunuz. Sonrasında tadım aşamasına geçiyoruz. Yapmamız gereken gözlerimizi kapatarak kendi yapmış olduğunuz yemeği buluyorsunuz ve sıfırdan 5'e kadar puanlama yapıyorsunuz. Pazartesiden Perşembe'ye. Haftanın finali Cuma günü ise 10.000 TL'yi alabilmek için 0'dan 10'a kadar puan vererek kendi yemeğinizi buluyorsunuz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşıldı. Yok. Şimdi benim göstermiş olduğum yemeğin birebir aynısını yapıyorsunuz. Şayet ben rende yaptıysam, ben küçük doğradıysam, buna farklı bir şekilde yorumladığınız an bu yanıklığa giriyor ve benden alacağınız puan 0. Benim yemeğim. Şimdi sıra geldi tadıma. Gözlüklerimizi takalım. Hazır mısınız? Hayır ya. Sosis nerede? Mantar, zeytin. Hayda, benim de olabilir. Allah tamamını erdirsin senin beşlerini. Çöpe atmış olduğun ve arta kalan malzemeler nerede? Lütfen, şefim lütfen. Bir daha hata yapmanı istemiyorum. Bu riske nasıl gireyim? Oley! Değil. Aşırı derecede acılı olmuş. Bir. Hiçbiri 5 puan hak etmiyor. Yani bir tat alamadım. Benim mutfağımda hata yeriyor. Benim yemeğim. Muhteşem bir hafta. Haftanın ilk gününde sepetleri aynı anda bir kaldıralım. Bakalım Rafet Şef sizlere ne hazırlamış. Evet Serkan, ne olabilir sence? Şefim burada mantar var. Mantarı hiç sevmem. Ne olduğunu da bilmiyorum. Nasıl ne olduğunu? Çünkü mantar yemeklerini sevmiyorum. Hiç tatmadım. Biz sana mantar yedirmeyi seveceğiz. Göreceğiz. Mantarı yedireceğim sana. Yani ben yedirmesem de mecbur yiyecek. İşte gözü şu an kapalı. Korkum o. Yani nasıl yiyecek? 10.000 TL'yi almak istiyorsan o mantarı yemek zorundasın. Yani büyük ihtimal öyle olacak. Sevda abla, ne olabilir sence? Benim zaten en mutlu olduğum yer yemek yemektir. Yemek yerken çok mutlu oluyorum. Ve burada bütün sevdiklerim var. Ben pizzaya benzettim ama leblebi biraz beni şey yaptı. Hı, pizza için un lazım orada. Evet. O un yok. O olmayınca. Peki. Seren Hanım, ne olabilir sizce? Açıkçası Sevda Hanım'a ben de katılıyorum. Öncelikle ben de pizza olduğunu düşündüm. Fakat evet, yani leblebi ne alaka ama...
Bilemiyorum yani, inanın şu an hiçbir fikrim yok. Tahmin de yürütemiyorum açıkçası. Ne olduğunu biraz sonra ben de öğrenmiş Peki. olacağım. Adem sizinle. Abi. Benim de bu leblebi püresi yatağında pizza diye düşündüm. Bir daha söyle. Aa, bir dakika dur. Bir saniye. Leblebi, baş alalım bir daha. Leblebi püresi yatağında pizza, ekşili mi? Ekşili de olabilir. Yoğurt da var. Kaşar da var. Kaşarlı mantar da olabilir. Bugünün yemeği sizler için glutensiz leblebi unundan yapmış olduğum karışık pizza. Benim yemeğim. Çok güzel bir pizza hazırlayacağım ama pizzanın içerisinde un yok. Beyaz un yerine leblebi unu kullanacağız. Haydi başlayalım. Sucuk, domates, soğan, biber, mısır, zeytin, kırmızı biber, mantar, kaşar, sosis. Bunlar pizzanın üzerine gelecek malzeme. Pizzanın hamurunda ise leblebi unu, yumurta, tuz, yaklaşık bir su bardağı da su ilave edeceğim. Hamuru haline getireceğim, kağıda yayacağım. Sonra bütün malzemeyi pizzanın üzerine yaydıktan sonra fırına gidecek. Leblebilerimizi blenderın içerisine atacağım. İyice elemiş olduğumuz unumuza suyumuzu ilave ettik. Bir adet yumurta ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kabartma tuzu ilave ettim. Tuz ilavesi yaptım. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. Ve karıştırmaya başladım. Hamurumuz hazır. Bir fırın tepsisinin altına yağlı kağıt sereceğiz. Yağlı kağıdımızın üzerine hamuru ince bir şekilde yayacağız. Hamurumuza bir bıçak yardımıyla bir ince bir form verdik. Hamurumuz burada 5 dakika beklesin. Çok güzel bir domates sos hazırlayacağım. 2 tane domatesimizi ortadan ikiye böldük. İçerisine biraz maydanoz, biraz taze kekik, 1 yemek kaşığı domates salçası, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, biraz karabiber. Şimdi bunu blenderda güzel bir sos haline getireceğiz. Bir kaşık yardımıyla sosumuzu pizzanın üzerine yedireceğiz. İlk önce mantarlarımı yerleştireceğim. Sonra sucuklarımı yerleştireceğim. Biraz sosis, biraz yeşil biber. Üzerine biraz mısır, birazcık domates, biraz zeytin, birazcık kekik, kırmızı soğan. Üzerini bolca kaşarla kapatacağım. Son dokunuşu yaptıktan sonra 180 derecede 13 dakika güzel bir şekilde çıtır çıtır pişireceğiz. Hadi gidelim fırına. Fırına pizzamızı attık. Şimdi pizza fırında pişerken 2 tane size dip sos hazırlayacağım. Bir tanesi hot chili dediğimiz, aslında çok acı bir mayonezli, güzel bir sirkeli, şekerli, sarımsaklı güzel bir sos. Hot chili sosumuzu hazırladık. Burada bir de benim yoğurttan yapmış olduğum dip salsa sos var. Dip sos. Dereotu, maydanoz, taze nane. Bunu da ince ince kıyacağım. Bir kaba alacağım. Çok az limon sıkacağım. Limonu da sıktıktan sonra bir kase süzme yoğurdu boşaltacağım. Üzerine biraz karabiber, biraz zeytinyağı ve bunu da blenderda çekeceğim. Soslarımız hazır olduğuna göre, pizzamız da hazır olduğuna göre fırındaki halini görmek istersiniz değil mi? Soslarımızı ilave ettik. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Benim yemeğim. Ve yarışmayı başlatacağım. Hazırsak süreniz 50 dakika. Yarışma başlamıştır. Yüzük, alyans, kolye, bilezik lütfen çıkartınız. Emanetlerinizi buraya koyabilirsiniz. Ben teslim alabilirim. Emanetleriniz burada dursun. Bütün ekipman tezgahlarınızın altında arkadaşlar. Sevda abla. Arkadaşlarımız hijyen çalışmıyor, eldivenleri yok. Daha başlamadık da eldiven taksın. Senin şeyin nerede? Şefim ayakta. Senin notların nerede? Okuyamazsınız siz. Okuyamaz mıyız? Aa. Aa. Bu ne? Ben biliyorum ama ne oldu? Hayır, okumaya geçtik de not almamışsın ki. Sevda abla, bu nasıl bir not almak? Ben gereklileri aldım.
İzlemekten şey yapamam. Ben sana kıyamam. Aldım. Tamam. Seninki de böyle olsun. Sana kıyamam. İyi başladım. Çok da iyi yapacağım. Yarışmacılarımla hiçbiri benden daha yapacağına inanmıyorum. Hamur yoğuracağınız kısımlarda lütfen eldiven takıyorsunuz. Açma kısımlarda eldiveni çıkartabilirsiniz. El lezzeti her zaman önemlidir. Dilediğiniz şekilde. Unlar eledik mi arkadaşlar? Un elenmesi lazım. Dişe top top leblebinin gelmesini istemiyorum. Kıtır kıtır, çıtır çıtır bir pizza istiyorum. Ben elemedim. Yumurtayı da kırdım. Ben de elemedim. Elemediniz. Siz elediniz mi efendim? Şey, eledim. Elediniz. Elemedim. Ben senin yerinde olsam... Elerim. Bilmem. Ne kadar çok ince çekersek... Bulabilir. ...o kadar iyi olurdu. Adem abi, ben dakika elemedim. Bir gol bir. Evet. Bak bir şey söyleyecektim, vazgeçtim söylemekten. Buyur. Dedim ki daha... Yarışmaya başlamadan uyanıklık mı yapmaya kalkıyorsun dedim. Yok. Ama vazgeçtin galiba. Onu artık eleyemezsin. Çünkü... Islandı değil mi? Islandı. Ama istiyorsan şansını dene. Hızlı, hızlı, hızlı. Süre akıyor arkadaşlar. Süre akıyor. Hızlı olalım lütfen. Sonra ben yetiştiremedim demeyin. Yıllardır hamur tutan kadın... Evet. Burada şey yaptım. Yıllardan beri hamur tutanlar burada gelince heyecandan elleri şeyle oluyormuş. Çalışıyor. Efendim? Tecrübe değil de yetenekle olan bir şeymiş demek. Tecrübe mi yetenek mi? Tecrübe. Yetenek. Tecrübe. Neden tecrübe? İnsan gördükçe her şeyi öğreniyor, tecrübe alıyor. Evet. Ben mesela bu leblebi pizzasını ilk defa yapıyorum. İlk defa gördüm. Çok güzel bir şey olacağına da inanıyorum. Artık evde günlerde artık altın günleri... Yeni bir tecrübe daha kazandım. Altınlara bak maşallah. Altın günlerinde artık yaparsın bunu. Ay kocam sağ olsun. Bir de herhalde şey unutmuş. Bu ellenmiyor. Yemek programı olduğunu değil de düğüne gideceğini zannetmiş ama. Arnavut'um be ya. Dedim ya. Olabilir ama burası yemek programı ya. Sevda Hanım konuşmayı seviyor. Umarım yemeklerini yaparken de, konuşurken de detayları atlamaz. Hiç çalışmadığım sorudan geldi. Şu anda perişan durumdayım. Sanki çalışsaydı ne yapacaktı? Deminden bir tabaklarla uğraşıyor. Aynen. Başta heyecan yaptım ama ben toparlarım sonra. Kendime güveniyorum. Adem kendisini herhalde televizyonda böyle dizi çektiğini zannediyor. Yemek yapmaya geldik biz buraya, yemek. Daha yeni başladık. Şu an Seren Hanım iyi gidiyor. Biraz sakin. Sakin. Evde yemek yapar mı eşiniz? Eşim. Evet. Kesinlikle düğmeyi bile açmayı bilmez. Aa. Eşimdeki aramızdaki aşk o kadar büyük ki bensiz ağzına lokma sürmez. Çünkü ben koymadıkça yemez. Gece kaçta girirsem gelin. Bu arada tuz çekmiyor ha. Öyle mi? Öyleydi. Enişte yumurta kırabiliyor mu? Mutfağa sokuyor musun? Kesinlikle. Ne yemekler yapıyor? Eşin yemek yapmayı bilmiyor. Nasıl bir aşk canım bu? Mutfak paylaşmaktır. Enişteye de sen yemek öğretmezsen yemek yaptırmayı bilmez ki. İşte onu diyor mu? Adam zaten yemek yerken yemeğin başı dönüyor, yoruluyor. Niye ya? Benim eşim bir şeydir, nasıl diyeyim, taş fırın erkektir. Oo. Bakma benim burada cappar olduğuma, evde kediyim. Düşün. Adem, peki sizin evde nasıl oluyor bu işler? Bizim evde dağıttın cumartesi, çünkü burayı. Evet, çok fena dağıttım. Cumartesi günleri ben, yemek işi bende. Hanım, çocuklar yatar, ben onlara kahvaltı hazırlarım, yemek hazırlarım. Evde yemek yapan bir erkek evde, gördüm. Evde yemek yapıyorum. Fakat... Evet. Durayım. Yani orada bir hata var da. Burada hocam, hata var. Hocam bunu sorabilir miyim? Herkesin birer... Soru sorma hakkı var. Bunu kullanabilir miyim? Tabii ki kullanabilirsin. Buyur. Yok, soru hakkımı kullanabilirim. Kullanabilirsin. Bu neydi hocam? Bu kabartma tozu. Seren kabartma tozunun ne olduğunu bilmiyor. Tek soruluk hakkını da götürüp kabartma tozunda bitirdi. Kabartma tozumu ben son anda fark ettim. Çünkü onu ben hep orada tuz olarak gördüğüm için tuzun da değirmende olduğunu son anda fark ettim. Hata ne olabilir? Ne koydun buraya? Buraya... Mesela ben sana hatanı söyleyeyim.
Az mı koydum? Salçayı nerede kullanıyorduk? Çok güzel bir domates sos hazırlayacağım. Bir yemek kaşığı domates salçası. Tosta kullanıyorduk. Biraz da burada kullanıyorduk. Yo, ben pizzanın hamuruna salça kullandığımı düşünmüyorum. Ama farklı bir şey de çıkabilir orada. Çıkabilir. Adem bence taktik yapıyor. Bir şekilde o yemeği verebilecek, hatırlatabilecek şeyleri yapıyor. Taktik yapmadım ama taktik yapanları anladım. Sevda ile Seren taktik yaptı ama benim gözümden kaçmadı. Ben puanımı ona göre vereceğim. Ben soru hakkımı burada kullanabilir miyim? Soru hakkını tabii kullanabilirsin. Bunun ne eksiği var ki ne buraya? Şu an bunun bir eksiği yok. Tamam o zaman. Salçasını attığın için durdurdum. Bil tepsiyi diye. Nereden alıyoruz? Tepsi yan tarafta efendim. Oo, her şeyi ben söylersem olmaz bu iş. Seren sen evde de böyle nazlı mısın? Enişteyle nasıl geçiyor yemek yapma işi? Enişte yapıyor mu yemek? Hocam falan? Eşim evde var yok gibi bir şey. Nasıl var yok gibi? Kesinlikle sesi soluğu çıkmaz. Üç gün otursa mutfakta kalsam ne yapıyorsun diye gelip bakmaz. Yapma ya. Son derece sakin. Rahat. Çok sakin. Dünya batmış umurunda değil. Aa. Kesinlikle. Rahat yani. Çok rahat. Yemeklerle arası nasıl? Çok iyi. 130 kilo çünkü. 130 kilo mu? Evet hocam. Rahatlığı oradan gelmiş. Senden dolayı mı kilo aldı yoksa evlenmeden önce de böyle miydi? Evlendiğimde bu kadar kilolu değil ama tabii ki benim yemeklerimden dolayı. Sence o pizza olacak mı? En doğru sen gidiyorsun şu an. Kesinlikle olacak, kesinlikle. Ama bir tarafı ince bir tarafı kalın oldu. Yemeğimi iyi başladığımı düşünüyorum. Emin adımlarla da ilerlediğimi düşünüyorum. Sevda abla pizza mı yapıyorsun, soğanlı pide mi yapıyorsun? Pizza. Elim o geldi ki önce ben sırayla gidiyorum. Soğanı ilk başta soğanı doğradın mı? Soğanı işte ben orada şey yaptım. Ben sizi seyrettim ki önce soğanı evet. Doğramıştınız. Bugün hatırlarsanız glutensiz çifte kavrulmuş leblebiyi unu haline getiriyoruz. Un yerine leblebi unu kullanıyoruz. Şu an sizin yaptığınız benim gördüğüm pide ile pizza arası bir şey olacak galiba. Pizzanın kız kardeşi oldu benim. Kız kardeşi de mi oluyor ya? Bunun kenarlarını falan düzeltmeyi düşünmüyor musun? Düzelttim ama biraz yamuk yapmışım. Sizin pizzanın ucu Edirne, ortası Ankara, sol tarafı Kars. Sevda Hanım gözümü korkutuyor çünkü en büyük rakibim. Seren benden korktuğu için bu kadar sindi ve daha çok sinecek. Ağzını açamayacak. Aa! Sevda abla. Ne oldu? Yağlı kağıtları kullanmayı düşünmüyorsun değil mi? Ama benim orada şefim arkadaş atmış. Ben çıkartırken çıkmadı ama. Hayır benimkiler burada şefim ben evet. Buradan aldım. O zaman arkadaşım. Serkan Bey. Büyük hayır. İhtimalle şöyle uzun kalınca değdi. Heyecanlandı galiba. Hayır hayır ben onu hayır, hiç ellemedim. Ben kabul etmem yapmadığım şey şefim. Hayır. Bence düğüne geldi. Hayır 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 bırak. Çok özür çıkart değil. Eldiveni. Yerden kağıt alıyorsun. Çok özür dilerim. Git elini yıka. Elini yıka. Serkan o kadar pis çalışıyor ki ben onun yemeğini tatmak bile istemiyorum. Ya o konuda biraz hak veriyorum. Çok dağınık çalıştım ama sonradan toparlamaya çalıştım. Bu ilk dakikaların verdiği heyecandan dolayıydı. Hızlanalım. Hızlanalım. Sevda annem. Geldim. Bu pizzanın bir tarafı Kars. Bir taraf Edirne. Ya sen tecrübelisin. Bu ne böyle bak. Sucukların kalınlığına bak. Bol buldum. Bol buldun da. Bunlar ne? Sosis. Sosislerin kalınlığı. Aç bakayım. Aç. Buyurun yiyin. Bu pizzayı ben inşallah yerim. Ben nasıl yaptıysam aynısını yapacaksınız. Haydi Sevda abla sen başaracaksın. Burada genç bir kardeşimiz var. Mesela hemen tüyoya aldı. Sosisler inceldemen. İşte bunu bekliyorum. Serkancığım bir de sağ solu temizleme. Temizleyeceğim hemen bunu. Sosisleri bir açsan. Doğrudur. Bu ne ya? Kare. Pizzayı yuvarlak bekliyoruz doğru mu? Tamam ben onu direkt. Bir zahmet. Artık hızlanalım. Mantar vardı. Neyi unuttun? Mantarı. Aa.
Şu an herkes bir hata yapıyor. Şu an herkes bir hata yapıyor. Bir düşünelim isterseniz. Rafet Şef ne yapmıştı pizzaya? İlk başta bir düşünelim. Hamurumuz burada 5 dakika beklesin. Çok güzel bir domates sos hazırlayacağım. Sosumuzu pizzanın üzerine yedireceğiz. Şef öyle söyledi ama ben kendimde bir hata görmüyorum. Şefin dediği hata, yani kendi adıma söyleyeyim, benim sos. Sos yapmıştı. Evet, sos yapmıştık. Sossuz pizza olur mu? Ben yapıyorum şefim ama sos doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Niye? Yani bir şey... Sonuçta sos yapıldı mı? Yapıldı. Yapıldı sosumu yapmış. Evet, yanlış ama... Yapmış. Çok usta olduğumu anlamasınlar diye böyle ara sıra şeyleri... Ooo, dakika bir, gol bir. Strateji geldi Sevda abla. Çok rakip bellemesinler diye acemilik yapıyorum. Acemi işi gibi ben davranıyorum ki... Arkadaşlar... Serkan, sen ne yapıyorsun? Ben daire şeklinde yapmaya çalışıyorum. Seren. Buyurun. Başka ne vardı? Olacak mı senin diyorsun? Tamam, inşallah hocam. Haydi! Hızlanıyoruz. Çok keyifli, lezzetli bir pizza bekliyorum. Vallahi Sevda abla hepinizden hızlı gidiyor bu arada. Maşallahı var onun. O şey yaşını fazlası vermiş olduğu tecrübeyle ileri gidiyor bizden. Öyle mi? Bizden ileri gidiyor ama herhalde yarışmada geri kalacak gibi düşünüyorum. Abi yaşın vermiş olduğu dedin de Adem abi sen kaç yaşındasın? Sevda aynı yaştayız. Abla, aynı abisiyim. Yaştasın. Abisiyim onun. Nasıl yani? Aynı yaştayız dedi de abisiyim. Ben kibarcası abisiyim. Burada bir yaşlısın yani. Şefim iki domates midir? Ben bilmem. Benim yemeğimde ben bilmiyorum. Ne yapmayı düşünüyorsun onun niteliği? Eğitimim için harcamayı düşünüyorum. Eğitim? Yüksek lisans yapmıştım, doktorayı düşünüyorum. Peki ne okuyorsun? Ya iş sağlığı güvenliği bölümünden şey yapmıştım. Yüksek evet. lisans yapmıştım. Doktorayı da oradan devam etmek istiyorum. Güzel, eğitimini harcamak istiyorsun. Aynen. Serkan Bey'i güçlü bir rakip olarak görmüyorum. Çünkü yaşının genç olduğunu düşünerekten yemeğimiz gereği daha deneyimli bir insanların yapacağını düşündüğüm için Serkan Bey'i rakip olarak görmüyorum. İlk gözüme kestirdiğim, kafamda ilk elediğim kişi Seren'di. Son 30 dakika. Ya şefim korktum son ya. Son 30 dakika. 30 dakika içerisinde pizzayı yapıp servis etmeniz lazım. Ve artık fırına girme zamanı diyelim. Seren, bu sence pizza yetişecek mi? Herkes pizzayı bitirdi. Detaylar gizli de saklıdır hocam. Bana göre bu pizza yetişmeyecek. Ben. Her türlü sıfır vereceği için. Kendi yemeğine. Seren, bu kadar yavaş gitti o pizza biraz zor yetişir bence. Seren'den hiç korkmuyorum. Seren benim için bir rakip değil. Ya ben hayatımda pizza yemedim. Şimdi pizza yapıyorum. Ne? Bu da benim için bir tecrübe. Pizza. Baba nerede yaşıyorsun ya? Ben nasıl hayatımda pizza yemedim? Yemedim pizza. Ben çoban kavurma yerim. Kuru çoban fasulye kavurma. Yerim. Çok az. Abi ha pizza yemişsin, ha pide yemişsin. Hiç mi gidip bir pizzacıda yemek pide, yerim? Pide yedim de işte bundan sonrası bu hak getire. Bu da pidenin getire. Farklı bir versiyonu. Hak getire. Buna ne koyuyoruz? Başka? Soğanlar pişecek mi sence? İnşallah pişer. Yani bu soğanın kalınlığı falan... Hayatında hiç pizza mı yemedi? İnanmıyorum. Adem biraz abartıyor. Tabiri caizse boş sallıyor. Demek ki evde yemek yapmaya benzemiyormuş değil mi? Benzemiyor, benzemiyor. Benzemiyor. Burada ne eksik? Nerede? Sosta ne eksik? Domates attım. Maydanoz attım. Evet. Ne eksik? Ne eksik? Efendim not almazsan, bunu yaparsan... Ne eksik diye düşünürsün. Ben gençliğime güvenip de aklımda tutacağımızı zannetmiştim ama. Burada Rafet Şef fonksiyonunu unutma. Tamam. Onu gördüm. Sen güzel. Senin pizzan kesin sıfırlık haberin olsun. Emin ol ki var ya bu pizzaysa artık bilmiyorum ben. Ama çok iyi yapıyorsun devam bunu et. Çok güzel çok güzel. Siz yiyip aynen beş vereceksiniz. Aynen öyle devam et devam et harika olmuş. Ellerine sağlık. Sevda bana 5 verecek. Ben de güzel bir şekilde, mutlu bir şekilde bunu kapatacağım bugün. Arkadaş lafla buraya gidilmiyor, yemekle gidiliyor. Laf yapsa ne olacak? Benim pizza bitti. Bitti mi? Sen bir toparla istersen. Daha iki tane sosum var. Ha doğru. Doğru, doğru. Hemen geliyorum. Sevda abla burada bir salça var. Açılmamış bir salça. Sosa kullanacaktım.
salçayı. Ya yan tarafla aynı şeyi yapıyor galiba. Evet. Bu salçaları evinize hediye olarak götürmek için mi ayırdınız bu salçaları? Sen evde de misafirlerini hep unuttun mu diyorsun? Evde böyle heyecanlı olmuyorum ki. İşte. Nasıl evde heyecanlı olmuyor? Enişte geliyor işten. Gelsin. Akşam geldi, evde yemek yok. Otur kenara bekle. Niye? Ne ben ne yapayım yani? Makine ben bekleyemem mi? Kusura bakma. Derse. Ha, ben bekleyemem yani. Ha, evet. Süre akıyor. Herhalde beni izlemekten salça unuttu. O salça bugün Sevda'yı yakar. Kesinlikle dediğim gibi zaten ne yaptığını da bilmiyordu. O salçadan bana hiçbir şey olmaz. Çok güzel yaptım. Bu çöp ne? Bu hamurun israf da israf. İsraf. Ne olacak bu? Kenan'ı kesince bu sefer ekleyemedim. Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok, buraya israf. Yarışmaya geldiniz, yarışmaya. Tamam. Buraya yarışmaya geldiniz. Gülme yarışması değil burası. Burası çöp yarışması da değil. Arkadaşlar, hiçbir şey çöpe gitmeyecek. Ne verdiysen birebir uygulayacaksınız. İyiyimdir, hoşumdur. İsrafa hayır. İsraf istemiyorum. Temizlik istiyorum. Hijyen istiyorum. Hepsi bu. Başka bir şey istemiyoruz. Alt üstü bir tane pizza yapacaksınız. Çöpe malzeme gitmeyecek. Duydun mu Serencim? Duydum hocam. Gördüğünüz sessiz gibi, sakin geliyorsun. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde de çöp atmamaya çalışıyorum. Tebrik ederim. Evet. Şef bana biraz değil çok fazla yüklendi. Hatam olduğunu düşünüyorum da ama o kadar olduğunu düşünmüyorum. Yani çok fazla hatam yoktu. Şef Serkan'a yüklenmekle haklıydı. Serkan çok dağınık ve pis çalışıyordu. Şefin kurallarına uymuyordu. Ondan dolayı takmış olabilir. Benim mutfağımda hataya yer yok. Hata yapan sıfırı alır. Çöpe giden malzeme, elimizde kirli eldivenle çalışmak. Bunların hepsi istediğiniz kadar lezzetli yemek yapsanız da benden puan kırmaya nedendir. Siz evde de böyle güzel pizzalar yapıyor musunuz? Şu an iyi gidiyorsunuz da bir hata var tabii. Bir kere yaptım. Sağlıklı ya. Pizzalar. Bir kere yaptım hocam. Kekler, börekler. Kesinlikle. Sadece bir kere mi yaptınız? Pizzayı bir kere denedim maalesef. İkinciyi de burada mı deniyorsunuz? Evet. Yetişecek mi? Kesinlikle. Ben Sivaslıysam olacak bu iş hocam. Son 25 dakika. Abi bu ne? Sos. Üstündeki ne? Domates sosu. Domates sos. Altta da var sos. Üstteki ne? Niye verdim onu bilmiyorum. Ha, şu üstteki ne? Şu alttaki ne? Alttaki domates sos, üstteki sarımsak sos. Bilmiyorum ki karıştırdım. Sarımsak sos. Ben öyle bir sarımsak sos yapmadım. Sarımsak var, karıştırdım ben. Adem'i de aslında heyecanlı buldum ama Adem çok belli etmemeye çalışıyor. Adem bence Seren'den daha çok heyecanlı. Sen bir bırak. Kaldığın yerden sen bir şurayı bir toparla. Bu ne kardeşim? Burası şu nedir burası? Nedir burası? Sen buraya ne yapmaya geldin ben anlamadım. Bu sucuk burada ne geziyor? Orada onu. Sen evde yemek yapıyor musun? Yapıyorum. Böyle mi yapıyorsun? Daha çok öğrenci tarzı yaptığım için o şekilde alıştım. Öğrenciliğinde vermiş olduğu bir rahatlık var. Yani biraz öyle. Genellikle öğrenci evleri hep böyledir. Sadece günün sonunda yemeğe bakıyoruz değil mi? Yani yarın evlenince de böyle mi yemek yapmayı düşünüyorsun kız arkadaşına? Vallahi onu bilmiyorum ama pek yapmayı düşünmüyorum. Eşinize. Yani çok böyle zorun olmadıkça çünkü yaptıkça artık sıkılıyorum. Yemek yapmaktan sıkıldım. Sen şu an sıkıldın galiba. Ya yok şu an istiyorsan. Yok burada sıkılmadım. Ciddi diyorsun. Burada yarışıyorum. Burada benim yerime geç ben yapayım. Yok ben yaparım ben sonuna kadar götürürüm onu. Sen yapacağına inanıyorum. Hırslısın. Bak, yapacaksın. Arkanda. Haydi. Serkan Bey yemek yaparken çok uyarı ikaz aldı. Dağınık çalıştığını düşünüyorum. Ama mecburen de tatacağım. Artık yapacak bir şey yok. Vallahi şu an en iyi Sevda abla gidiyor. Sosu bile yaptı da. Bir dakika dur. Anacığım, yeşil canımın içi. Evet, bunu yıkamadan, yıkadım. Etmeden. Nasıl yıkadın? Bu domatesler ne geziyor bunun içerisinde? Biberler ne geziyor? Demek ki sen evde bulaşıklı yemekte, tabakta yemek sunuyorsun. Olmaz. Temiz bir sos çekildikten sonra kavanoza alıyorsun. Sonra ikinci sosu çekiyorsun. Artık geçtik. Gitme malzeme çöpe falan atma. Çöpe atamazsınız. İstemiyorum çöpte bir şey. Ya ben çok fena daldım. Karıştırdım sosları karıştırdım. Yıkadım zannettim. Yoksa evde tabii ki öyle yani. Tek bir sos yapıyoruz. Yıkıyoruz kenara koyuyoruz. Ama böyle yapınca unuttum. Tabii ki mahcup da oldum.
Seren Hanım. Efendim. Çok tertemiz, pırıl pırılsınız. Maalesef efendim. Şöyle, benimki de hazır hocam. Emin misin hazır olduğundan? Bak değilim. İstersen. Evet hocam, değilim. Ne buldun? Sadece zeytin. Yani. Evet. Hani zeytinsiz pizzayı yersem kesinlikle. Acaba benim mi diye şöyle, bulmak için mi? Oğlum kesinlikle benim zeytini daha 11 yaşında tadına bakmadı. Evde kaçıyor. Masayı oturmadığı için. Hem yapalım hem anlatalım. Dolayısıyla da hani yeşil olsa belki fark ederdim de hani siyah olması hiç dikkatimi çekmedi açıkçası. Hızlanalım, tempo, tempo, hızlı, haydi. Daha kaşar rendeleyeceksin. Fırına atacaksın. O pizza fırında pişecek. O arada sos yapılacak. Maşallah hijyen dersen. Oh, haftanın ilk günü diye bir rahatlık mı söz konusu acaba Sevda ablacığım? Evet. Salçayı ne yapmayı düşünüyorsun Sevda abla? Ben senin yerinde olsam. Sosa katarım. Yo, o salçanın, pizzanın sosunu yapabilirim mesela. O pizzanın sosunu yaptıktan sonra fırından çıktıktan sonra üstüne dökebilirim. Ya, anladın? Evet. Yani hata olabilir, hatayı geri çeviremedin ama çöpe gitmeyecek, artmayacak malzeme. Ben de öyle yaptım şefim, hata yaptım ama hata nerede yaptın? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Nerede yaptığımı da bilmiyorum, hatanın nerede olduğunu da bilmiyorum. Sen şu an doğru gidiyorsun. Bak burada bir şeylerim var, onları bir şeylerle karıştırıyorsun. Onları halledeceğim. Ama bir de... Hot chili sos, yani acı sosum var. O sosu... İşte o acı sosu kaçırdım ben. Kaçırma, malzeme sosu duruyor önünde. Efendim sosumuz var daha, biliyorsunuz değil mi? Onu süzme yoğurtla mıydı? Evet hocam. Hızlanalım, hızlanalım. Fırınları takip edelim, yanmasın hocam, malzeme. Hocam soru hakkımı kullanabilir miyim? Tabii ki. En son bir domates sosu yapmıştık ya. Evet. Hani süzme hariç, bu mayonezle onu nasıl... Şimdi o buradaki görmüş olduğumuz... Kırmızı biber. Kırmızı bir sos var, tadına bakmak ister misin? Yok. He? Acıdır. Bir bak istersen. Acıdır hocam. Bir kokla. Bunu niye koklattım? Çok koyarsan ağzımız yanar. O yüzden mayonez, kırmızı biber, sirke, şeker kullanıyorsun. Tamam. Salçayı bak, bu salçayı unutma. Bundan sos yapacaksın da. Sen ne yapıyorsun abi? Bunları ne yapmayı düşünüyorsun? Onlar fazla geldi de çöpe atmayalım diye. He. Dolaba koyacağız. Tamam, bunu dolaba koydun. Streçle. Bunu da dolaba koydum. Buradaki pizzanın üzerindeki soğanlar, mantarlar, sosisler, bunları dolaba koyup ne yapacağım bunu? Ben senin yerinde olsam bundan bir pizza sosu elde ederim. Pizza sosu. Evet. Tekrar üstüne. Çöpe gideceği yerde yanına bir sos yap. Doğru. Senin pizzanın sence neyi eksik olabilir? Ne yok? Kaldır bir göreyim ben. Harika. Göster. Kaşarsız pizza olur mu? Olmaz. Olmaz. Sonradan fırına attıktan sonra aklıma geldi. Zamanım var. Tamam. Serkan'ın iyi puan alacağını hiç zannetmiyorum. Seren Hanım. Evet, buyurun. Ben domatesten bir sos yaptım, hatırlamıyorum. Bu doğramakla bu... Yap. Seren. Hocam doğrayıp blenderdan geçeceğim. Bu bir, bırakır mısın bıçağı? Tabii, bir saniye. Bu bir kek bıçağı. Bu bir ekmek bıçağı. Bıçağım ekmek kalmadı. Ekmek bıçağıyla domates doğranmaz. Evet. Nerede ama... bıçaklarım? Ay. Eldiven kaldı. Bırak, onu at. Evet hocam. Bıçak yok mu bıçak? Bıçağım kalmadığı için kullandım. Önünde duruyor bak, orada bıçak hayır, var. Hayır hocam, kalmadı, hayır maalesef. Ya nasıl kalmadı arkadaşım? Burada bıçağım var. O bıçağı görmedim ama evet, ekmek burada bıçağım var. O evet. Olmaz hocam. Hadi. Parmağımı dururum. Evet. Şöyle. Evde de böyle kibar olmaz. Olmaz. Mutfak burası. Rafet Şef'in mutfağı. Hızlı, dinamik, enerjik, temiz, hijyenik, lezzetli yemek. Haydi. Anacığım. Şefim, bu Rize işi pideye benzemiş biraz. Domateslerini doğramayı unutmuşum üstüne. Hala zamanım var. Evet, o yüzden çıkardım. Arnavutluk'ta böyle ben hiç görmedim böyle pide, pizza falan. İnan ben de görmedim şefim. Öyle mi? Ben de ilk sizin görüyorum. Orada güzel börek yapıyorlar. Evet, ama. Arnavut çarşaf, böreği. Çarşaf. Evet, bak onu yapalım, bak görün hocam. Senin burada bu sosisler var abi. Bu sosisleri ne yapmayı düşünüyorsun? O sosisleri kullanmayacağım artık. Tamam. Kullanmayacaksın. Ne demiştim? Benim vermiş olduğum süre... Benim vermiş olduğum
malzemeyi de ve benim yapmış olduğum yemeği istiyorum dedim. Fazla. Bunun içerisinde su var, su. Onu hallederim. Su, su. Onu hallederim şimdi. Ne zaman hallederim? Bu su temiz mi, pis mi? Ben nereden bileyim? Temiz, temiz. Şeker. Kabartma tozu. Bunlar duruyor. Ocaklar leş. Biraz düzenli çalıştım, çalışmaya çalıştım ama daha düzenli çalışabilirim. Ben aslında bu yarışmayı kazanmaya geldim. Açık ve net söylüyorum. Son 10 dakika. Evde niye dağınık değilsin böyle? Burada dağıttın. Vallahi işte burada bir yarışmanın heyecanı mı desem? Plansızlık desek plansızlık ona heyecan mı değil de plansızlık mı dersek? Ya da arkadaşlar benim iyi bir yemek yapan biri olarak görmesinler. Sevda abla. Benim yemeklerime yani, sallama puan versin. Ne diyor Adem abi? Adem abi sallıyor sadece. Evde daha da şeydir. Valla nereden anladın? Yok Adem abi de öyle evde iş yapıyorum, yemek yapıyorum. Bulaşık yıkıyorum. Çok yemek yaparım evde Ramazanlarda, hele Ramazanlarda i̇şte misafirlerde. İşte bak Ramazan'da Allah'tan yılda bir geliyor ya oradan yırtıyor. Adem sadece lafta vardır, icraatta yoktu. Zaten bu hafta hepimiz göreceğiz. Bende hem laf var hem icraat da var. Hiç merak etmesin o. Ya pizzayı fırına at çek, at çek, at çek. Artık başı döndü. Ama pişti pizza. Ama hazır. Başı döndü. Olmaz o pizza. Biraz bırak pişir ya. Zaman daraldı. Çöpler duruyor orada. Haydi. Muhteşem pizza bekliyorum. Ama benimkine yakın bir tane var. O da büyük ihtimalle benim. Olabilir. Lezzet olarak olabilir. Bu ne? Abi ben bir hijyen takıntım var. Şunu bu. Streç bulamadım indireyim de. Arkadaş tabak denen bir şey var ya. Streçte mi koyuyorsun illaki? Tabak var. Her yer tabak dolu. Burayı bir sil, temizle. Buyurun efendim. Sosun içerisinden akan su. Bu mudur? Su. Bunu yeniden karıştır. Tamam. Çok hızlı. Hızlı, hızlı, hızlı. Adem hızlı. Abi, Serkan bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Güzel kardeşim. Abim, getirdin her şey. Piyes. Yap sen. Kazandık. Oh. Rezil olmayalım. Temizle abi. Zamanın var. Burayı temizle. Okey? Temizleyeceğim. Hadi anacığım. Kibar kibar değil. Hızlı hızlı. Yalnız biz bugünkü evet, diliyorum. Size ben temiz bezler size verdim. Torşonlar ya? Verdim. Havlu verdim. Vallahi deterjan şey verdim. Allah su verdi. Daha ne yapayım ben ya? Hocam mesele temiz çalışmakta. Kesinlikle. Yani yaptıktan sonra zaten toparlayamıyorsun. Detaylı çalışmak. Kime bu söyledikleriniz acaba? Hepimiz için ama sanki ben Serkan biraz Bey'e daha söylüyor zannedersin. Detaylı mı çalıştım? Ya da Sevda Hanım'a söylüyor da olabilir. Yok estağfurullah hiç görmüyorum. Ben sizi görmüyorum bile. Sen görmediğin şeylerin yorumunu ne yapıyorsun? Kendi temizliğini konuş. Kendisi temiz hayır, maşallah. Hayır diyorum ki dağıtmadan çalışmak önemli sıfır. Diyorum. Pis olduğunuzu görmüyorum. Arkadaşın ama çalışması sıfır. Arkadaş biraz evet sanki dağılmış. İnan olmaz. İnsan da kendini ölmez. Bırak bizi ölmesin. Sevda Hanımcığım sizin için söylemedim zaten. Sizin için büyük ihtimalle yetiştiremeyeceğim. Çekiyor mu sence o? Devam et, devam et. Akıl bırakmadılar ki. Kim? Olmayan bir şey söylüyor. Geldiğinden beri karıştırıyor zaten şefim. Bıçağı olmadan blender kullanıyor. Nasıl olacak bu? Sevda abla pizza yardım etmek ister misin? Hayır ya, kesinlikle ya. Gidiyor. Vallahi mi? Birinci ya yardımını zaten istemem de sonra birinci olursan benim yardımımla birinci olursun der. Sonlara doğru panik oldum. Bunun sebebi ise bir baktım herkes bitirmiş bir de bana yüklemeye çalıştılar. Üçü de üzerime oynamaya çalıştılar. Zaten vakit çok az. Orada biraz panikledi. Bu yana gelecek sos, bu sola gelecek sos. Bu da benim sosum. O ne gidecek? Sosu? Ne sosu? Benim sosum. Tamam senin sosun da ben iki tane sos yaptım. Onu sana bir yerde kullan dedim. Pizzada kullanacağım. Demin çıkardım. Demin dedin 10 dakika önceydi. Siz onu değerlendir orada bence. Fırça attınca ben tekrar oraya ben koydum. Estağfurullah. Estağfurullah. Fırça yok. Fırça yok. Fırça atmadım. Uyarı. Of of. Uyarı. Tamam, fırça abi, yok. Görünüyor. Fırın eldiveni var mı? Wow. Uuu. Muhteşem. Ben size dedim. Bir Arnavut ekmeği olmuş bu ekmeği. Aynen şimdi bunu. Oh. Bak bir saniye bir şey söyleyeyim. Bunu ben üstüne sür falan demedim ha. Ben atığı kullan dedim. Tamam ben üstüne sonra yok ya şefim siz söylediniz falan demeyin bana. Harika. Çok güzel oldu çok güzel. Son 3 dakika. Bizi pizzanın içerisine sokma. Fırın eldiveni denen bir şey var. Evet. Evet. Değil mi? Siz evde de böyle bezi falan yemeğin içine mi sokuyorsunuz? Şefim ilk günün günahı ya. Anacığım ilk gün anlamaz. İlk günü yok. Dersinize çalışıp gelseydiniz.
bu ne? Ya atmanla çıkartman bir oldu. Şefim vaktim yok. Çok az kaldı. Laf yetiştirmekten galiba şey bulamadı ya. Son bir dakika. Bezler bir yıkansın, o bezler of. O bezler of. Of. Panik yok. Hızlı. Hızlı. Spatulayla koyuyorsunuz. Abi, gözünü sevdiğim bir kaşık koydum. Yapma. Bu ne? Bir dakikan var, tabağını düzelt. Evet. Evet, süre akıyor arkadaşlar. Hızlı, hızlı, hızlı. Yetişmeyecek, yetiştiremeyeceksiniz. Adem, Adem. Hayır, 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 hayır. O tabağı yıka. Büyük olanı yıka ve aktar. Hızlı bir şekilde, haydi. Kaldırın elleri. En kötü yemeği Serkan yaptı. Bugün Serkan'ın iyi puan alacağını şansı yok hiç zannetmiyorum. Yemeğimin iyi olduğunu düşünüyorum. Şeften de yüksek puan alacağımı düşünüyorum. Yani bir de zaten kendi yemeğimi bulduktan sonra bu iş tamam. Şimdi tadım zamanı. Haydi bakalım, tadım başlasın. Benim yemeğim. Şimdi sıra geldi tadıma. Gözlüklerimizi takalım. Hazır mısınız? Hayır ya. Sosis nerede? Mantar, zeytin. Hayda, benim de olabilir. Allah tamamını erdirsin senin beşlerini. Çöpe atmış olduğum ve arta kalan malzemeler nerede? Lütfen. Şefim lütfen. Bir daha hata yapmanı istemiyorum. Söz. Bu riske nasıl gireyim? Oley! Değil. Aşırı derecede acılı olmuş. Bir. Hiçbiri 5 puan hak etmiyor. Yani bir tat alamadım. Benim mutfağımda hata yeriyor. Benim yemeğim. Evet, şimdi sıra geldi tadıma. 0-5 arası yarışmacılarımız kendi tattıkları yemeklere puanlarını verecekler. İlk kimle başlayacağım? Seren, senle başlayacağım. Sen lütfen buraya alayım. Buyurun. Gözlüklerimizi takalım. Hazırsanız başlayalım. Ben hazırım. Peki. Açalım. Evet, yorumlarınızı alalım. Şefim, bu pizza pişmemiş. Çünkü soğanları, biberleri bayağı bir çiğnecek şekilde ağzımda kaldı. Kesinlikle hiç pişmemiş. Bu pizzanın fırında bir 10 dakikası daha varmış. Sence kimin olabilir? Bu benim de olabilir. Çünkü zamanından dolayı çıkarmak zorunda kaldım. Ama ben Serkan Bey'in olduğunu düşünüyorum tahminen. 2 puan veriyorum. Peki. Benim olabilir. Bu da çok pişmemiş. Acaba tadarken sosa bandırılık şekilde mi verir? Onu da görmediğim için şu anda. Ama tadını beğendim. Ben buna 5 veriyorum. Vah, 5. Açalım.
Evet, gelsin yorumlar. Bu pizza benim damağıma göre değil ve hiç pişmemiş. 0 veriyorum. Sizce kimin yemeği olabilir? Adem abinin olabilir. Peki, 0 puan verdiniz. 0 veriyorum. Açalım. Bu yemek aşırı derecede acılı olmuş. Ben acı attığımı düşünmüyorum kendi tabağıma. Bunu herhalde arkadaşlardan özellikle birisi yapmış. Kim olabilir? Ama masamızda acı yoktu. Onu ben şu anda düşünüyorum ama acı masamızda neyimiz vardı bizim hocam? Bir düşünelim. İnanın şu anda düşünüyorum ve aklıma gelmiyor. Acı ne kullanmış olabilir? Salçada mı vardı acaba acılık? Bilmem. Eğer salçada varsa... Bu tabak benim damak zevkime göre değil. 0 bu puan. Peki gözlüklerimizi çıkartalım. Gözlüklerimizi de çıkarttığımıza göre şimdi bak bakalım kime ne puan vermiş. Yerini alalım seni. Hayır ya. Gerçekten çok büyük adaletsizlik yapmışım kendime. Nasıl tabağımı bulamadım. Ama birisinin ben oyun oynadığını düşünüyorum. O acıyı kim koymuşsa resmen tabağın acısından tanıyacak gibi olacak ama umarım o tabak da benimdir. Gördüğünde de o olay gittin vardı. Gittin şu. Serkan'ın pizzasına 5 verdin. Şu derken? Hiçbir şey yoktu ya. Malzemeler hepsi yarım kaldı. İlahi adalet. Şefim ne salçasını koydu ne hiçbir şeyini koydu kalktı ona 5 verdin. Böyle mi senin damak zevkin? Ben damak... Kendi pizzana da 0 verdin. Ben damak... Teşekkür edeceğinize 2 puan verdim. Hayır canım hani ben damak damağına hiç mi güvenmiyorum? Kesinlikle güveniyorum ya. Bırak da, Allah ama... aşkına ya. Bak, acıyı ne... nerede kullanılmış ne şartta onu çözemedim ne dedi? Açıkçası. Sizinkinize pişmemiş. Hiçbir tat alamadı. En azından benimkinin piştiğini söyledi. Seren bana 5 puan verdi. Ağzın tadını biliyor gerçekten. Seren yarışmada olduğu farkında değil ama yarın kendine gelir o. Sevda ablacığım hazırsan seni tadıma bekliyorum. Buyurun. Gözlüklerimizi takalım. Anacığım hazır mısın? Hazırım. Başlayalım. Başlayalım bakalım. Kaçalım. Buyurun. Şimdi yorumu alıyorum. Ve acılığı çok. Ondan sonra pişmişliği gayet de güzel. Yumuşak geldi bana. Ama çok acı. Sence kimin yemeği olabilir? Bu yemek biraz ben sanki bana benim yemeğime benziyor. Ama tüyü aldım işte şeyden acı çok geldiğini diye. Bu yemek Adem abinin. Puanınız? 0. 0. Hazır mıyız? Önceki acıdan diğer tatları nasıl alacağım onu merak ediyorum. Çok acıydı. Açalım efendim. Bu benim yemeğim. Bu benim pizzam. Yorum alalım. Çok güzel olmuş. Soğanlar çok diri ama çok lezzetli. Sence kimin olabilir?
Benim yemeğim bu. Benim pizzam. Kaç puan veriyorsun? 5. 5. Wow. Hazırsa kaçalım. Bu Serkan'ın pizzası. Nereden anladın Serkan'ın pizzası olduğunu? Salçası yok. Sosu yok. Tadı yok. Bu Serkan'ın. Kaç puan veriyorsun? 0. Su vermem ister misin? Evet, çok acıymış bir de. Hemen buyurun. Açalım. Serenin pizzası. Pizza yumuşak. Pişmemiş. Suyu biraz fazla olmuş. Hani bütün malzemeler sanki boca olmuş. Mıs. Tadı tuzu yerinde. Lezzetli ama... Sence kimin yemeği olabilir? Bu Seren'in. Seren'in yemeği olabilir. Bu Seren'in pizzası. Puanımız gelsin. 0. 0. Sevda abla, hazırsak gözlüklerimizi çıkartabiliriz. Hazırım. Çıkartabiliriz. Çok heyecanlıyım. Görebiliyor musun? Görüyorum. Buyurun yerinizi alalım. Bak bakalım kime ne puan vermişsin. Oley! Değil. Seren'e mi verdin 5'i ben? Seni seviyorum Sevda ablacığım. Aynı duyguları paylaşamıyorum. İlk başta ne demiştin? Burası düğün yeri değil. Üzgünüm. Sevda abla, yerini alayım seni bir. Söylüyor. Evet. Farkındaysan benimkinin tadını baya çok beğendi. Sadece pişmemiş falan söyledin. Herkes beğendi şu ana kadar giden iki kişi. Biz yemek yaparken yani dalga geçer gibi bir şeyler söylüyordu. Ben seni dinlemiyorum şu anda. Ben şu anda ver. Ya dinle, ister dinle dinleme. Sesin tamam, geliyor işte ki bakabiliyorsun. Yemeğini beğen bakalım. Bul bakayım. Ya sıfır yemeği verdin ya. Artık ben kendime sıfır versene sıkıntı yok. Serkan, kendine çok güveniyordun. Sevda'nın sana 5 vereceğini düşünüyordun, öyle mi? Ya bana 5 ya kendisine 0. Ya ama puanı alacağını söyle şey alamayacağını demiştim ben. Sevda Hanım bana 5 verdiği için kesinlikle kalpten gidecek gibi olmuştur eminim. Benden 5 puan aldığına Seren sevinmesin. Daha önümüzde 4 yarışma var. Artık daha dikkat edeceğim yemeğin tadına. Kendi yemeğimi bulacağım. Peki şimdi Serkan, seninle devam etmek istiyorum. Lütfen buyur. Gözlüklerimizi takalım. Hazır mısın Serkan? Hazırım. Peki başlıyorum. Başlayalım. Açalım. Gelsin yorumlar. Bunun sosu çiğ. Hatta siz söylemiştiniz bu kime ait olduğunu oradan çıkartabilirsiniz. Kesinlikle Sevda Hanım'a ait. Dediğim gibi yani diğer tatlılar falan değil de sadece sosu çiğ. O yüzden Sevda Hanım diyorum. Puanın? 0.
açalım. Açalım. Acı. Direkt ağzıma gelen tek şey o oldu. Başka tat alamadım. Bu... Adem Bey. Adem abinin yemeği. Puanım 0. 0. Yani şey olarak düşüneyim. 1 puanla ya da 2 puanla kaybetmek istemiyorum ki riske de atmak istemiyorum. Onlar birinci çıkacağına ben çıkayım. Açalım. Bu benim yemeğim. Peki gelsin yorumlar. Bu yemek benim yemeğim. Çünkü malzeme ben tam yetişemediğim için ve unuttuğum için kullanamamıştım. Bir de çok şey gelmişti, kuru gelmişti. Hmm. Bu yüzden 5. 5. 2. Açalım. Bunun sosunda tam rendelenmemiş galiba. Yani bir tat alamadım. Bu yüzden bu da serenin olduğunu düşünüyorum. 0. 0. Gözlüklerimizi çıkartabiliriz. Yerini alalım, bak bakalım kendine ve yarışmacılara kaç puan kesin bir şey vardır. Çok çabuk be. Ne oldu? Kendine çok güveniyordun. Çok çabuk sürdü beni. Demek oraya gidince orası farklı. Adem abiyle Seren'e 5 veresini üzülmezdim de. Tam tersi oldu. Sevda'ya verdim 3'ü. Ben çok sevindim. Çok teşekkür ediyorum. Allah tamamını erdirsin senin 5'lerin. Demek ki art niyeti olmamak lazım. Kaç trafiği? Yok ben art niyeti değilim. Zaten... Çünkü, Sevda abla için ondan 5 puan alacağım dedin. Sen aslında iyi niyetli davrandın. Sen Sevda ablaya iadeyi... Ya şu an diyorum ya... ziyaret yap. Çok üzülüyorum. Size verseniz çok üzülmezdim ama Sevda ablaya verdiğim için üzülüyorum. Ya sen düşündüm. Niye neden Sevda ablaya 5 verdiğin için neden üzülüyorsun? Kime? Hayır şey olarak çünkü... benim bir iddiam vardı. Evet. Hani dedim ki inşallah sen bana 5 verirsin, kendine 0 verirsin. Tam tersi olduğu için şu an üzülüyorum. Sevda bana 0 verdi. Ben ondan 5 beklerken ben ona 5 verdim. Bu da gerçekten sinir bozucu bir şey. Tüm hafta boyunca aklımda olacak yani. Kalktı, beni kötüledi ve bana puanı verdiğini üzüldü. Diğerlerine sevinecekmiş. Bir dahaki sefere görür o. Adem Bey. Son tadım sizde. Hazır mısınız? Hazırım. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi gözlüklerimizi takalım. Hazırsan başlayacağım. Başlayalım. Açalım. Aman yarabbim. Böyle bir pizza yok. Bunun hiçbir şey olmamış. Yani gerçekten hiçbir şey olmamış. Bu pizza Seren Hanım'ın pizzası. Güzel değil. Beğenmedim.
Neyini beğenmedin? Yani hamuru topak topak olmuş. Ama bu Serkan'ın da olabilir bu pizza. Evet, Serkan da olabilir. Hamuru topak topaksa Serkan'ın pizzası. Hayda, benim de olabilir. Bu pizza Serkan'ın pizzası. Evet, Serkan'ın pizzası. Puanınız? Sıfır. Sıfır. Açalım. Gelsin yorumlar. Bu pizza da olmamış. Hiç olmamış. Yani ben bunu beğenmedim. Kesinlikle olmamış. Arkadaşlar dedikleri doğrudur belki. Acılı, sarımsaklı. Yani bu pizza kimseye veremeyiz. Böyle bir pizza yiyemeyiz. Ama bu pizza benim pizzam ve 5. Hayda, ben yanlış yaptım o zaman ya. Neden? Pizzada aynı deminki gibi. Aynı lezzet, tat aynı. Acılı, sarımsağı, her şey aynı. Buyur. Sizce kimin olabilir? Benim de olabilir. Ben bugün 3 puan alamadım. Bu riske nasıl gireyim? Olsun, şansımı deneyeceğim. Pizza muhtemelen benimdir ama riske etmeyeyim. Ben bir 5 verdim, bir daha vermeyeceğim. Kimindir demeyeceğim. Büyük bir ihtimalle benimdir diyeceğim. Gelsin puanlar. 0. Açalım. Arkadaşlar, kimse kusura bakmasın. Bu akşam yediğim pizzalar hayatım boyunca bir daha yemek istemeyeceğim pizzalardır. Hiçbiri lezzetli yok. Hiçbiri yenecek kıvamda değil. Fakat İçimizden birimiz şanslı olacağız. Ona 5 verdim. Bu arkadaşın pizzası da hiç mi hiç yaramaz. Kimin olduğu Sevda Hanım olabilir. Karman çorman yapmıştı o işleri. Serkan da olabilir. Sevda Hanım yanımdaydı. Onu dikkat ettim, baktım. Onunki biraz güzeldi gibi göründü. Dışarıdan göründüğü kadar. Ama yedim, hiçbirini beğenmedim. Hiçbiri puan hak etmiyor ama ben buna da 0 veriyorum. Bu
hafta sıfırlarla başladık hep. Ama inanın puan hak edecek hiçbir pizza yok. Peki gözlüğümüzü çıkartalım, bakalım kime ne puan vermişsin. Yerini alalım. Bakayım, gözüm kapalı mı bakayım, açık mı bakayım? Yaşasın be, koçum benim be. Bu, işte bu. Hiçbiri 5 puan hak etmiyor. Ama kendi yemeğimi bulduğum için şanslıyım. Adem abi, şanstan buldum. Yapmıyor musun? Hak etmediği için mi hep sıfır verdik senin yemeğine? Şefim önce şöyle. Hayır, bu akşamki yediğim pizzaların, ya ben pizza yemedim. Yemem kolay kolay ama bu akşam yediğim pizza mı yedim, nohut mu yedim, acı sarımsak mı yedim anlamadım. Şefimizin tariflerinin hiçbiri yakından uzaktan alakası yok. Seninki var mı peki? Benimki de yok. Önce benimki. Ben hepsini, yani benimkini bir kişi şanslıyorsun diye 5 puan verdim. Benimdir diye vermedim. Yani benim, ben de bu kadar kötü yaparım diye o 5 puanı ilk ona şanslıydı, ona verdim. Şefim şöyle bir durum var. Bayağı gömdün yani, bildin yemeğini, kötü dedin. Hiç iyi bir yorum yok. En sonunda şunu dedim. Bu benim yemeğim 5 puan. Mam işte ben diyorum bu akşam bütün yapılan sonra pizzalar çok kötü. Sonra benim yemeğimi beğenmedin. Benim kimle kendiyle zaten karıştırdın. Hani bu mu o mu diye. Evet. Yalnız orada bir yani nasıl kendi yemeğin olabileceğini ya da oldurabileceğini orada bir şeyler yapmışsındır muhakkak. Hayır, hiçbir alakası yok. Ben en son 3 tane baktığım yemek, ilk baktığım lezzetliydi. Adem abi. Bak ilk baktığım yemek lezzetli de hatta karıştırdım ben. Adem abi benim de ilk yemeğim. Evet, sizin olabileceğini düşündüm çünkü keşke çok hamurunu çok güzel yapmıştı. Ben sıfır bekliyorum. Ama diğer yemeklerdeki bütün 3 yemeğin kötülüğü aynı. Adem'in bence acılı yapması taktikti. Hayır, hiç taktik maktik yapmadım ve 3 tane yemek acılıydı. Bir tek Seren Hanım'ın yemeği acı yoktu. Hepsi aynıydı. Ben bir tanesini, kendi yemeğimi anladım yani, ya bildim. Peki şimdi geldik Rafet Şef'in tadımına. Bakalım acı, tatlı, tuzlu, soğan mı, sarımsak mı? Hepsinin kararını şimdi vereceğim ben. Lezzetli bir tadım bizi bekliyor. İlk tadımı Adem abiyle başlamak istiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar büyük bir soğan parçasını ben orada da hatırlarsan söylemiştim. Bu soğan parçaları çok büyük ve pizzanın içerisinde ilk kestiğim dilimde de büyük bir soğan. İlk günün hatırına gözlerim sulandı. Yandı daha doğrusu. Acıdan. Değil benim mi? De yanıyor. Acıdan değil de benim de yanıyor. Yemeğin tadından gözlerim yanıyor. Şimdi bu yarışmadan sonra bence git bir pizzacıda, pidecide, evde çocuklara pide yapmak istersen deneyimle. Emeğinden dolayı sana vermiş olduğum puan 1. Teşekkür ederim. O da hak etmiyor. Seren. Buyur hazır şefim. Mısın? Hazırım şefim. Görebiliyor musun burayı? Ben altı pişmemiş bir pizza bilmiyorum. Şefim bir 10 dakikası daha vardı fakat dakikam 1 dakika olduğu için çıkarmak zorundayım ne yazık ki. Altı pişmemiş bir pizza. Sen yemek ister misin? Aç karısam yerim şefim. Bu
Evde pizza yapıyor musun? Bir kere denediğimi söylemiştim şefim. Evet. Bir kere denedim. Evde pide yapıyor musun? Hiç yapmadım şefim. Evde börek yapıyor musun? Yapıyorum, evet. Misafirin geldi. Evet. Misafirine çiğ börek sunmak ister misin? Çiğ börek de yapıyorum. Bildiğimiz hamuru çiğ. Değil tabii ki de. Dediğim gibi dakikamın azizliğine uğradım. Ama lezzet umarım iyidir. En azından oradan bir puan almayı niyetliyim. Çiğ bir pizzaya para vermek ister misin? Kesinlikle hayır. Hayır. O zaman çiğ. Lezzeti efsane güzel. Teşekkür ederim şefim. Sana puanım hamurun çiğliğinden dolayı. Ve sosların uyumsuzluğundan dolayı sana vermiş olduğum puan 3. Teşekkür ederim şefim, sağ olun. Sevda Hanım, hazır mısınız? Siz eşinize evde çiğ pizza mı yediriyorsunuz? Yanlış. Çiğ. Üstünde çiğ bir... Üzerinde çiğ bir salça. Çiğ salçalı yemek yapıyor musunuz? Hayır, ben malzemeyi ziyan etmeyeyim diye unuttum. En son de bunu değerlendireyim. Benim mutfağımda hata yer yok. Atmıyorum. Lütfen. Şefim lütfen. Emeğim bari puan hak ediyor biraz. Lütfen. İlk günün günahı olmazmış. Bir daha hata yapmanı istemiyorum. Lütfen. Sana puanım 1. Teşekkür ederim. Çöpe attığım malzeme nerede? Çöpe attığın sucuk, soğan, mantar, sosis. Bir cam bir kabın içerisinde çöpe atmış olduğun ve arta kalan malzemeler nerede? Yani çöpe atmadım, buzdolabına koyacağım, evet, demiştim. Peki, hadi düzeltelim. Ki çöpe giden malzeme de vardı. Sucuk nerede? Sosis nerede? Mantar, zeytin. Hepsini üstüne koymuştum. Evet. Şu an bakınca görmüyorum. Koymuştum, unutmuştum falan filan. Yemiş olabilirler. Ben senin pizzanı tadıyorum. Senin pizzan. Çok pis bakıyorsunuz. Senin pizzan. Islatılmış, nohut unlu, tuzsuz, tatsız ekmek. Sana puanım 0. Şimdi yorum yapabilirsiniz. Buyurun. Yani sizlik bir şey yok. Siz en iyisini biliyorsunuz kesinlikle. Öyle dediyseniz öyledir. Ama Adem abi ya da Sevda abla, yani benden yürüyor şefim bu da. Yok yok, ben sana yürümüyorum. Sadece gözünüz kapalıyken, yani ben yaparken beğenmediniz. Ama gözünüz kapalıyken hepiniz benim yemeğimi en çok beğenen sizler oldunuz. Ben de mi beğendim seni? En çok tabii kendinkiyle biri tuttun ya.
Dedin ki bu iyi. Ama benimki pişmiş, olmadı yani. Dedim. Benimki. Hayır, benimki ben bu iyi. Akşam yediğim pizzaların hiçbiri. Tamam, onu sonradan dediniz. Peki. Hayır, toparlayalım. Biz gözümüzde ne yaptığımızı biliyor muyuz? Sevda ablam. Valla ben aldığım puanlardan memnunum. Biraz bir de kırıldım, üzüldüm ama inşallah daha güzel puanlar bir alacağım. Bir kendinizi bir derleyin, toparlayın diye ilk gün böyle yaptım. Günün toplam puanlarını hemen söyleyeceğim şimdi size. Serkan 5 puan. Adem abi 6 puan. Hadi şükür. Seren. Buyur şefim. 8 puan. Teşekkür ederim şefim, çok sağ olun. Sevda Hanım 8 puan ve şu an ikiniz başa baş güne başladınız. Bakalım yarın neler olacak? Yarına iyi hazırlanın. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Siz de 10.000 TL için yarışmak isterseniz 360.com.tr adresinden benim yemeğimin başvuru formunu doldurarak bizimle burada 10.000 TL için yarışabilirsiniz. Yarın aynı saatte 360 ekranlarında benim yemeğimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.